Hem pilot yetiştirecek hem de terörle mücadele edecek. Silahlandırılan yerli uçak Hürkuş gökler için hazır. 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ve silahları da yerli olacak. Eğitim için geliştirildi ama görevi bununla sınırlı kalmayacak. Terörle mücadeleye de destek verecek silahlandırma çalışmalarında artık sona gelindi. Hürkuş TSK envanterine girmek için gün sayıyor. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı veci Hürkuş'un adı verildi. İlk milli uçak olan Hürkuş dünyadaki tüm testleri başarıyla tamamladı. Artık terörle mücadelede de yakın hava desteği verecek. Milli uçak Hürkuş'un silahlı versiyonu Hürkuş-C 2018 yılında TSK envanterine girecek. Silah sistemleri dışında dijital güvenli haberleşme ile video ve veri sayesinde görüntü aktarımda yapabilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın emrine verilecek. Milli uçağın silahları da milli olacak. Yerli üretimle elde edilen milli mühimmat anti tank füzesi ve cirit füzesi ile silahlandırılacak. Sahada çatışan birliklere yakın ateş desteği verecek. En önemli avantajı ise 4 saatten fazla havada kalması ve dar alandaki manevra kabiliyeti. Termal görüntüleme ve nişangah sistemine sahip olan hürkuş’ta zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemi ve gece görüş uyumlu kokpit bulunuyor. Hürkuş C'nin silahlı İha’dan en büyük farkı ise taşıma kapasitesi 1500 kilograma kadar yük taşıyabilecek.